Huzura Doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan biri daha var. Bunu da bugün sormak istiyoruz ve cevabını bize ayrılan süre içerisinde almaya çalışacağız. Hakla alakalı bugünkü sorumuz hocam. Yani çoğumuz falanca da hakkım var veya işte benim hakkımı yedi, hakkıma girdi gibi ifadeler kullanırız. Ya da bir de söz var mesela, hadis-i şerif galiba, hak şerleri hayreyler gibi. Bunun devamı da var. Şimdi bu hak çok kullanılan bir şey. Birkaç manası da var belki ama buradaki sorduğumuz manasında düşünecek olursak neler aktarılıyor? Hak kelimesi deyince neyi anlamamız gerekiyor? Yani bir bedelin karşılığı mıdır? Maddi bir şey midir? Yani elle tutulan bir şey midir? Nedir bu hak? Mustafa Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi hak kelimesinin değişik anlamları var. Mesela devamlı surette kullandığımız El-Hak, Allah-u Teala'nın isimlerindendir. Allah-u Teala'nın ismi. Mesela Cenab-ı Hak diye başlıyoruz. Hak, evet, doğru. Allah-u Teala'nın isimlerindendir. Hak şerler hayreler sözü de İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri'nin tevhidnamesinde de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde de zikrediliyor. İşte o hak şerleri hayreyler sözünden murat, hak yani Allah-u Teala şerleri hayra çevirir. Burada geçen hak Cenab-ı Hak. Bir de hak kelimesinin İslamiyet anlamında kullanıldığı yerler de var. İslamiyet doğru, gerçek anlamda kullandığı gibi, İslamiyet anlamında kullanıldığı gibi, sizin esas üzerinde durduğunuz ve sorduğunuz bir de hak kelimesinin pay alacak, evet, anlamında kullanılıyor. Evet. Genellikle mesela insanlar bu sosyal hayatımızda işte benim falan da hakkım var, peşmekanda alacağım var. Bu maddi şeyler de içine giriyor bunun. Maddi şeyler içerisinde giriyor. Evet. Yani bizim genelde gündelik olarak her gün kullandığımız o hak kelimesi bir payın, bir hissenin, bir alacağın yani bedeli olarak, karşılığı evet, olarak evet, kullanılmaktadır. Yalnız kitaplarda bir ifade geçiyor. Buyuruyor ki her hak, her pay, her hisse, her alacak bir bedelin karşılığıdır. Mesela benim A şahsında alacağım var. Ona ya borç verdim, değil mi? Veya mal sattım. Bu sebepten dolayı benim onda bir alacağım var. Yani borcunu vermiyor, benim hakkım diyorum. Evet. Mal sattım, karşılığını vermiyor, hakkımı vermiyor diyorum. Veya mesela kardeşler arasında babaları vefat etmiştir, miras kalmıştır, bahçe, tarla, arsa kalmıştır, taksim edilmiştir, benim hakkımı gasp etti diyor mesela. Falan bahçede bana pay vermedi, hisse vermedi. Oradaki hissemi, payımı yani hakkımı gasp etti, vermedi manasında kullanıyoruz. Peki şimdi biraz önce bir tanım yaptık. Her hak bir bedel karşılığıdır. Ben karşımda borç verdiysem yani bedel ödemişim, bir şey koymuşum ortaya. Bir hak tahakkuk etmiş. Bir hak yani tahakkuk etti. Evet. Veya mal satmışım, bir bedel ödemişim, bunun karşılığıdır hak. Oradan alacağım, buradaki pay hisse. Peki mirasta nedir? Ha, mirasta da anne, baba, dede, nene, neyse vefat ettiği zaman veya kardeş vefat ettiği zaman, tabii esas ana mirasçılar yoksa kardeşe veya kardeş çocuklarına o zaman pay düşüyor. Oradan doğan bir hak. Ben bir bedel ödemedim. Ama o annenin, o babanın evladı olma benim o hakkımı devreye sokuyor. Otomatik olarak devreye sokuyor. Tabii hak kelimesini mesela insanların hakkı, hayvanların hakkı, bunlar da var. Bunlar da var. Peki bunlarda bir bedel ödeme durumu söz konusu mu? Değil. Allah-u Teala bizim dünyada yaşayabilmemiz için bazı kurallar koymuştur. Mesela burası sana aittir.
burası bir başkasına aittir. Buraya geçersen onun hakkına tecavüz etmiş olursun. Onun hakkına. Çünkü çizilmiş onun hakkıdır. Bir hayvan da yaşaması için zaruri lazım olan şeyleri vardır. Benim buraya girip de bana zarar vermediği müddetçe dinim öyle diyor. Mesela karıncadır, örümcektir, sivrisinektir. Benim evime, bahçeme veyahut da girmediği müddetçe, yani haşerat dediğimiz ve dinimizin de bunların imhasına izin verildiği cinsi içerisine girmediği müddetçe bunun buralarda yaşama hakkı var. Ben bunu burada öldürürsem bunun hakkına tecavüz etmiş olurum. Çünkü dinim, yani Rabbim öyle emrediyor. Onun hakkına tecavüz, bu hakkı kim verdi? Allah-u Teala doğrudan doğruya verdi. İnsanların mesela komşu hakkı diyoruz. Dinimiz diyor ki komşu hakkına riayet edeceksin. Bu hakkın da ne olduğunu yine Rabbimiz en son Muhammed Aleyhisselam'la, yani Kur'an-ı Kerim'de bildirerek ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte açıklayarak bunları sınır çiziyor. Bak diyor, sen burada beraber oturduğunuz zaman burası senin sınırındır. Sen burada seni neler rahatsız ederse bunu da o şeyler bunu da rahatsız eder. Dolayısıyla sen bunları yapmayacaksın. Yapacak olursan bunu rahatsız edersin. Bunun hakkına tecavüz edersin. Peki buradaki yaparsa, buradaki bunu rahatsız eder, bunun hakkına tecavüz eder. Bu hakkı kim koydu? Allah-u Teala koydu. Doğrudan doğruya koydu. Doğrudan doğruya koydu. Peki insanların dünyadayken Allah-u Teala'ya iman ederek, ondan sonra ibadet ederek bir sevap kazanıyorlar. Bu da hak mıdır mesela? İslam alimleri onu da yazmışlar. O hak değil, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır. Çünkü hak olabilmesi için, yani o mülkün senin olması lazım. Halbuki bu mülkte bana emanet olarak verilen yer iki karış bir yerdir. Benim insan olarak oralarda söz sahibi olmam söz konusu, o da emaneten devamlı değil. Ben mesela öldüğüm zaman evimi götüremiyorum, bahçemi götüremiyorum, paramı götüremiyorum. Burada kalıyor. Burada kalıyor. Dolayısıyla bana ait değildir. Bana dünyadayken yaşamam için sebeplere yapışmışım, çalışmışım, Allah-u Teala ihsan etmiş. Ama bunları nerelerde kullandığımın hesabını da Cenab-ı Hak ahirette soracak mı? Elbette ahirette soracak. Şimdi İslam alimlerinden Evliya-i Kiram'dan Ahmet Mesud Hazretleri insanların haklarına çok saygı gösterir mübarek zat. Sebebini sormuşlar. Niçin bu kadar titiz davranıyorsunuz diye. İnsanların haklarına niye böyle saygı gösteriyorsunuz diye. Ama müthiş bir cevap vermişler. Buyurmuşlar ki müminlerin hakkına saygı Allah-u Teala'nın hakkına saygıdandır. Çünkü o emretti. Yani bir kimse Allah-u Teala'nın hakkına riayet etmiyorsa, yani onun gönderdiği nimete şükretmiyorsa, gönderdiği belalara sabretmiyorsa, çizdiği sınırlara riayet etmiyorsa Allah-u Teala'nın hakkına tecavüz ediyor demektir. Dolayısıyla Allah-u Teala'ya isyan eden, Allah-u Teala'ya inkar eden, Allah-u Teala'nın çizdiği sınırları ihlal eden bir kimse yani Allah-u Teala'ya karşı, dolayısıyla onun kullarına karşı, onun hayvanlarına karşı da onların haklarına riayet edemez. Peki piyasada çok, siz de duyuyorsunuzdur, bizi izleyen ve dinleyenler de şahit oluyor. Adam mesela feryat figan ediyor, bu benim hakkım diyor. Ben istediğimi yaparım. Mesela şimdi zamanımızda çok olan apartman katlarında oturuyoruz ya, adam yukarıda ben müziği istediğim gibi açabilirim diyor. Efendim diyor, burada köpek de kedi de besleyebilirim, güvercin de besleyebilirim. Ha müstakil evin olmuş olsa tamam da, ama kat bu. Netice itibariyle o apartmandakileri rahatsız ediyorsun. Bu benim hakkım diyor, ben istediğim gibi yaparım. Ama onun tepesine de birisi gelip oturup da aynı şeyleri yapınca bu sefer feryat-ı figan ediyor. Beni rahatsız ediyor. Sen de başkasını rahatsız ediyorsun ya. Benim diyor hakkıma tecavüz ediyor. Sen de başkasının hakkına tecavüz ediyorsun ya. Peki bu hak bu kadar önemli bir şey mi? Yani niye önemi nereden geliyor veya? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Selamına cevap vermek, hastasını yoklamak, cenazesinde bulunmak, davetine gitmek, aksırıp elhamdülillah diyene de elhamdülillah diyerek cevap vermek. Hadis-i şerifte açık net bildirilmiş bunlar. Tabi komşu hakkıyla alakaları, insanların diğer hakkı, ana baba hakkı, yani. Evlat hakkı, hakkı, karı koca hakkı, hayvan hakkı, evet, hayvan hakkı, bunların hepsi kafir hakkı. Ayrı ayrı bahislerle açılmış, uzun uzun bildirilmiş. Şimdi biz sosyal bir varlıkız ve yaşıyoruz. Bizim iyi bir kimse olduğumuz, yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat edip etmediğimiz neyle anlaşılacak? Ben anlatıyorum işte, ben çok iyi bir kimseyim falan, böyle ahlakım düzgün falan, uçuyorum, kaçıyorum falan. Birisiyle konuşurken onu incitecek bir laf söylüyor muyum? Veyahut da birisiyle alışveriş yaparken keser gibi mi davranıyorum? Yani hep kendime mi yontuyorum? Yoksa testere gibi, biraz sana biraz bana mı diyorum, nasıl diyorum?
Yani bu adalettir. Allah Teala rahmet eylesin. Biz tabii hep patronumuza hep Enver abi derdik. Yani patron gibi görmediğimiz için toplantılarda hep böyle anlatırlardı. Hep böyle anlatırlardı. Bazı şeyler vardı falan. Böyle unutmuyorsun onları. Mesela anlatırlarken işte keser gibi olanlar için hep bana bu makbul değil derdi. Testere gibi olan işte senin hakkın senin, benimki benim. İşte derdi. Ama Müslüman nasıl olur? Hakiki manada ehl-i sünnet dikabında salih bir Müslüman nasıl testere olur? Testere mi olur, keser mi olur? İkisi de olmazmış. Dermiş ki seninki senin, benimki de senin dermiş. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ne diyorlar ya, böyle insan olur mu falan. Vallahi biz Allah-u Teala rahmet eylesin Enver abi de gördük onu. Yani benimki, evet. Seninki senin, benimki de senin. Seninki senin, benimki de senin. Yani mesela kitaplarda okuyoruz. Hayatlarını görüyoruz. Hakikaten öyle. Öyle olmuş yani. Allah-u Teala böyle kulları var. Bu hani esas hani diyorlar ya efendim, numune insan, rehber insan. İşte evliya deniyor bunlara. Onlarda bu var. Salih kimse diye bunlara denir zaten. Bunlar herkesin hakkına riayet eder. Herkesin hakkına. Mesela şeyde Cüneydi Bağdadi Hazretleri veyahut da Beyaz Bissami Hazretleri, bazen bu ismi iki karıştırıyoruz ama önemli değil yani. Hangisi olursa olsun netice itibariyle ikisi de Allah adamıdır. Bir gün işte Beyaz Bissami Hazretleri diyelim. Bir yere gidiyor talebeleriyle, işte bir dere gelmiş. Dereden geçemiyorlar, su çok. Bir tane ağacı derenin üzerine koymuşlar, köprü vazifesi görüyor. Şimdi ağaçtan bir kişi geçebilir. İşte Cüneydi Bağdadi Hazretleri veyahut da Beyaz Bissami Hazretleri tam geçerken tam ağacın ortasına geliyor, bakıyor karşısında bir köpek geliyor. Beyazlı Bistami Hazretleri. Beyazlı Bistami Hazretleri. O sana geriye çekiliyor mübarek zat. Geriye çekiliyor. Geriye çekilince köpek geçiyor. Talebeler diyor ki ya hocamız tamam tevazu sahibi ama bir köpeğe de aynı şekilde yol verilmez ki. Diye hatırlarından geçiyor. Hepsi karşıya geçtikten sonra işte Beyazlı Bistami Hazretleri dönüyor. Buyuruyor ki bu köpek bana ne dedi biliyor musunuz? Yani lisanı haliyle. Dedi ki bak seni yaratanla beni yaratan aynı. İkimizin Rabbi de bir. Seni Bayezid Bistami yaratan beni uyuz bir köpek yarattı. Sen benim yerimde, ben de senin yerinde olabilirdim. Sen benim yerimde, ben de senin yerinde olabilirdim. Dolayısıyla bunlar Allah-u Teala yarattığı mahlukata bu gözle bakıyor. Ben de mahlukum, o da mahluk. Beni insan yaratmış. Ben kendim istemedim. O da aynı şekilde köpek yaratılmış. O da kendi istemedi. Onu köpek yaratan beni insan yaratmış. Ve bir de iman nimeti vermiş. Ve kendi sevgisini ihsan etmiş. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın insanlara lütfudur. Dolayısıyla böyle olan insanlar hem insanların hem de hayvanların haklarını kat kat fazlasıyla ödedikleri gibi bir de İslamiyet'in bildirmiş olduğu İsar diye bir şey var. Kendilerine fedakar kendilerine. Demek ki biz birisinden herhangi bir şey talep ettiğimiz zaman bu talebimiz ne olacak? Hani bir şey ödediysek hakkımızdır. Ortaya bir şey koyduysak hakkımızdır. Yoksa değil. Ama riayet etmezsek, gasp edersek ahirette bunun vebali çok ağır olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan yine herkesin kulağına küpe olabilecek bir konuda bilgiler aldık. Bir başka programda yine sizlerle birlikte olacağız ve başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, yavaş, yumuşak davranmak Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. Yar yüreğim yar, gör ki neler var canım, gör ki neler var. Al. Yar yüreğim yar, gör ki neler var canım, gör ki neler var. Al. Bu halk içinde canım bize gülen var, bize gülen var. Bu halk içinde canım bize gülen var, bize gülen var. Ko gülen gülsün, hak bizim olsun canım, hak bizim olsun.
O gül en gülsün, hak bizim olsun canım, hak bizim olsun. Gafil ne bilsin canım, hakkı sever var, hakkı sever var. Gafil ne bilsin canım, hakkı seven var, hakkı seven var. Her kim merdane gelsin meydane canım, gelsin meydane. Her kim merdane gelsin meydane canım, gelsin meydane. Kalmasın canım, kimde hüner var, kimde hüner var. Kalmasın canım, kimde hüner var, kimde hüner var. Aşık Yunus sen meydan isteme canım, meydan isteme. Aşık Yunus sen meydan isteme canım, meydan isteme. Meydan içinde canım merdaneler var, merdaneler var. Meydan içinde canım merdaneler var, merdaneler var. Tam İlmihal, Saadet-i Ebediyye. Dünya ve Ahiret. Günün birinde iki ellerimiz yanımıza gelecek ve dünyadaki hayatımız sona erecektir. Bu dehşetli bir hakikattir. Bu hakikat karşısında hayat nedir, ölüm nedir diye düşünmeyen bir insan olmaması lazımdır. O halde hayatın ne olduğunu, dünyaya niçin geldiğimizi, ölümün ötesi ne olduğunu bilmek ve öğrenmek, insan olmanın ilk şartıdır. Hayata niçin geldiğimizi, hayatın sahibinden daha iyi bilen olur mu? Her şeyin olduğu gibi, hayatımızın sahibi de Allahü Teâlâ'dır. Allahü Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'inde ve Zâriyât Suresi 56. ayetinde mealen, ben insanları ve cinnileri ancak beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor. Bu büyük hakikati yaşadığımız bu zamandaki insanların kaçta kaçı biliyor ve ona göre hareket ediyor. İnsanların büyük çoğunluğunun bu hakikati bilmediklerini, bilenlerin de bu hakikate göz yumduklarını veya ehemmiyet vermediklerini görüyoruz. İşte felaket de bu noktadan başlıyor. Bu hakikati bilmemek veya bildiği halde ona göre davranmamak, hele bu hakikate inanmamak bir insan için, bilhassa bir Müslüman için tasavvur edebileceğimiz en büyük bahtsızlık, en büyük facia, en büyük felakettir. Çünkü Allahü Teala kendi emirlerine inanmayanları ebediyen, inanıp da emirlerini yapmayanları irade ettiği kadar cehennem ateşinde yakacağını Kitab-ı Kadîm'inde bizlere bildiriyor. Allahü Teala insanlar gibi yalan söylemez. Emirlerini mühimsemeyenleri mutlak cezalandırır. Allahü Teala'nın cezası çok ağırdır.
kendini bu cezadan korumayanlara yazıktır. Dünyadaki kısa hayatımız için, sonsuz ahiret hayatımızı cehennem içinde geçirmek, aklı başında bir insanın işi midir? Eshab-ı kiram, aleyhimür redvan. 4 büyük halifenin üçüncüsü, Hazreti Osman-ı Zinnureyn, radıyallahu anh. Hilm ve haya timsali. Sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Osman, ümmetimin en hayalısı ve en çok ikram edenidir. Bu bölümümüzde, Müslüman olanların beşincisi, 4 büyük halifenin ve aşere-i mübeşşerenin, yani dünyadayken cennetle müjdelenen 10 kişiden üçüncüsünü, Kur'an-ı Kerim'i beldelere yayan bir büyük sahabiyi, Hazreti Osman-ı Zinnureyn'i anlatacağız. Cehaletin en koyusunun, taassubun en kör olanının, zulmün, hakaretin ve kabalığın en kalın olduğu bir zamanda, nadir bulunan bir cevher olan Hazreti Osman, muazzam zarif insandır. Oturuşu, kalkışı, bakması, konuşması edep doludur. Ondan çirkin bir söz, çirkin bir hareket görmez kimseler. Böylesine zahiri süslerle mücehhez olan Hazreti Osman'ın batını da muhteşemdir. Çünkü hilm, yani yumuşaklık, iyi huyluluk, alçak gönüllülük onun hilkatinde vardır. O aynı zamanda Efendimiz aleyhisselamla akrabadır ki, Abdümenaf'ta birleşir soyları. Hazreti Osman, zengin bir insan, müthiş bir tüccardır. Saygınlığı vakarından, tevazu asaletindendir. İşte onun bu iyi hasletleri ve asaleti, malın, şöhretin ve saygınlığın getirdiği tehlikelerden, nefsani arzu ve taşkınlıktan uzak tutar onu. Putları görünce midesi kalkar, adeta sıkıntıdan. Kız çocuklarının diri diri gömülmesi, kaçırır uykularını, kahreder onu. İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir. Hadis-i şerifi, şüphesiz ki şaşmaz bir pusuladır. Hazreti Osman, Müslüman olmadan önce, öyle bir insanın yakın dostudur ki, bu, ileride kavuşulacak olan nimetin büyüklüğünün habercisi gibidir. Evet, o, peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebubekir'in yakın dostudur. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Osman'ın her konuda istişare ettiği bir arkadaşı, kimselere açmadığı hususlarda en yakın sırdaşıdır. Hazreti Osman radıyallahu anh, bir büyük boşluk içinde, hakikate susamış bir şekildedir. Bu arada hiç ayrılmadığı arkadaşı Hazreti Ebubekir'e radıyallahu anh açar içini. Osman'ın bu konuyu açması pek bir sevindirir Hazreti Ebubekir'i. Büyük sahabi putperestliğin kötülüğünü, kokuşmuş cemiyetin içler acısı halini, alıp başını yürümüş zulümleri anlatır ona. Güzel huyları, edebi ve insafıyla meşhur olan Hazreti Osman, bu dosttan öte dostunun söylediklerini takdir ve tasdik eder. Peki şimdi ne yapmalıdır? Âlemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin, ümmetimin en merhametlisi diye emir ve iltifat buyurdukları Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, bu methedilen merhameti icabı yakın dostu Osman'ı sonsuz azaptan koruyacak ve iki cihanda mesut kılacak şeyi yapacaktır elbette. Samimiyetine güvendiği bu yüksek yaratılışlı dostunu, geçmişlerin ve geleceklerin her yönden en üstünü Efendimiz aleyhisselamın huzuruna getirir. Efendimiz aleyhisselam daha sonra, "Eshabım arasında ahlakı bana en çok benzeyendir." diye meth buyuracakları bu mümtaz ve zarif insana, her biri inci gibi yan yana dizilen kelimelerle, "Ya Osman!" buyururlar.
eşsiz bir merhametle Hak Teâlâ seni cennette misafirliğe davet eder. Sen de icabet eyle. Ben bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim. Kalbi de pek bir narin olan Hazreti Osman, Efendimiz Aleyhisselam'ın zarafeti, asaleti ve muhabbetiyle adeta geçer kendinden. Ve bütün zerreleriyle tekrarlar, ebedi saadetin bütün kapılarını ardına kadar açan eşsiz cümleyi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. O zaman için Arabistan, bilhassa akrabalık bağlarının çok güçlü olduğu bir coğrafyadır. Bir ailenin bir ferdine dokunmaya görsün kimse. Onlar, yüzler gözünü kırpmadan gider ölüme. Hal böyleyken ve dahi baba yarısı denilen amcanın akrabalık gayretini düşünün. Evet, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bir amcası vardır. Kılına dokunulsa, yeğeni için yapmayacağını bırakmayacak olan bu amca, bir anda tersine döner. Ne kabile, ne aile, ne de amcalığı gelir aklına. Hani Müslüman olmuştur ya Osman, adeta burnundan solumaktadır. Bırakın işkence yapan diğer Mekkelilere karşı durmak, ondan fenasını yapar yeğenine. Bir ağaca iple sıkı sıkıya bağladığı Hazreti Osman'a acımaz asla. Kırbaçlarla çok feci döver büyük sahabiyi. Hani merhameti galip gelip insaf ettiği için değil, sadece yorulduğu için ara verir bu işkence seanslarına. Belki onu daha da çıldırtan, karşısında inleyen bir insan görmek yerine tebessümü eksik olmayan dudaklardan dökülen kelime-i şehadettir. Bu karanlık gecelerin sabahında bir güneş doğar Hazreti Osman radıyallahu anh'ın üzerine. Bir büyük saadet çalar Hazreti Osman'ın kapısını. Evet, o alemlerin efendisinin damadı olmak şerefine kavuşmuş Hazreti Rukiye ile evlenmiştir. Bu arada ruhlara ve kalplere pranga vuru Hazreti Osman radıyallahu anh bir süre sonra döndüğü Mekke'den ikinci defa yine Habeşistan'a hicret eder. Vatandan, ana yurttan ayrı kalmanın yanında hiç sayıldığı, hesaba bile gelmediği alemlerin efendisinden uzakta olmanın, ondan aleyhisselam ayrı kalmanın hüznüyle geçen günler nihayet biter. Artık Mekke'ye dönüş olmuş, vuslat gerçekleşmiştir. Bir zaman sonra da Medine'ye hicret eden Hazreti Osman, böylece dini uğruna hicret etmenin faziletlerine 3 kere kavuşmuş olur. Evet, Eshab-ı Kiram, doğup büyüdüğü, vatan bildiği, hele İslamiyetle şereflendiği mükerrem belde Mekke'nin topraklarını hüzünle terk etmiş, Medine'ye gelmiştir. Ensar'ın, yani Medine'deki Müslümanların onları bir karşılaması, ellerinde olan her şeyi öylesine bir ihlas ve muhabbetle paylaşmaları vardır ki, kaydetmemiştir tarih böylesine bir kardeşliği. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere şirin dilimiz Kayseri'den sesleniyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde sizlere bir kültür müessesesini tanıtmak istiyorum kısaca. Dışarıdan. Efendim, bu kültür müessesesi Cami-i Kebir'e bitişik olarak yapılmış Raşit Efendi veya Mehmet Raşit Efendi Kütüphanesi'dir. Arkamda da levhasında görüldüğü gibi TC Kayseri Valiliği İl Halk Kütüphanesi
Raşit Efendi İl Halk Kütüphanesi yazmaktadır. Biz kütüphanenin içinde de sizlere bazı yerleri tanıtmak istedik ama kütüphanenin bağlı olduğu müdürlüğün bize izin vermemesi sebebiyle sadece dışarıdan kubbesini, duvarını tanıtıp efendim ondan sonra da başka bir mekana bugünkü programımızda yine geçmek istiyoruz. Efendim Raşit Efendi kimdir? Mehmet Raşit Efendi Kayseri'nin bir köyünde doğmuştur. Ve çok genç yaşta, 43 yaşındayken efendim Reisül Küttab olmuş. Reisül Küttab demek Osmanlı'da Dışişleri Bakanlığı makamı demektir. Reisül Küttablar divan üyesiydi efendim. Defterdarlar Maliye Bakanı'ydı. Onlar da divan üyesiydi. Divan üyeleri iki kısımdı. Bir ümera takımı, bir ulema takımı. Ümera komutanlar demektir. Asker kökenli insanlar demektir. Bunlardan başta sadrazam, ondan sonra birinci vezir sadrazam, ikinci, üçüncü, dördüncü vezire kadar bu giderdi. Bunlar da bir manada yedek sadrazamdı efendim. Savaşlar döneminde herhangi bir azil işlemi olabilir, bir şikayet olabilir veya savaşta sadrazam şehit olabilir. Mutlaka bulunması lazım. Osmanlı'da sadrazamlar yangın yerlerine müdahale ederlerdi efendim. Her yangına gitmek mecburiyetindeydi İstanbul'daki sadrazam. Şimdiyle kıyas etmeyin tabii. Efendim, bu Raşit Efendi 39 yaşındayken Osmanlı'nın Mehmet Raşit Efendi Dışişleri Bakanı oldu. Çok genç yaşta, 39 yaşında daha efendim. Ve vefatından 1798'de vefat etti, 45 yaşındayken. Vefatından 2 sene önce de bu kütüphaneyi vakf olarak yaptırdı. Bu kütüphane Cami-i Kebir'e bitişiktir. Cami-i Kebir'e geçiş yolu olduğunda zannediyorum. Çünkü Osmanlı'da bu kütüphanenin yapıldığı dönemlerde 1. Mahmud Han zamanından beri kütüphaneler camilerin ya içinde ya bitişiğinde yapılmıştır. Ayasofya'daki bitişiğinde yapılmıştır. Efendim Süleymaniye'deki içinde yapılmıştır ve bu kütüphane reformunu yapan, bu kütüphane seferberliğini düzenleyen 1. Mahmud Han'dı. Hiç çocuğu olmadı efendim ama kendisi de kitaba aşık bir insandı. İstanbul'daki büyük tarihi camilere birer kütüphane, Fatih Camii dahil, hediye etmiş bir kişidir. Ve şu fikirden hareket etti. Kütüphane caminin bitişinde veya yanında olacak. Kütüphanenin okuma salonu cami olacak. Cami-i Kebir zaten daha önceki programlarımızda sizlere söyledik. Hiçbir zaman kapısı kapanmamış bir yerdir. Bu kütüphaneden kitabını alan Cami-i Kebir'de okuyacak. Ondan sonra kütüphanedeki kitap muhafızı, kütüp muhafızı denilen kimseye getirip kitabını teslim edip evine gidecek. Hatta öyle bir sistem vardı ki efendim, kimin hangi sayfada kaldığı deftere işlenirdi. Hangi kitabın hangi sayfasında kaldı. Ertesi gün sen gelip de hangi sayfada kaldığını not almadınsa, oradaki hafızı kütüp olan zat, yani kütüphanenin sorumlu müdürü, oradaki sayfaya bakar, ha dün sen bir gibi vasiyetnamesinin 50. sayfasında kalmışsın delikanlı derdi. Ne kadar güzel efendim. Hatta bazı kütüphanelerde kitabı okuyanların anlayamadığı yerleri açıklayacak müderris efendiler bulunurdu, ilim adamları bulunurdu. Şimdi hangi kütüphanemizde kitap okuduğunuz zaman anlayamadığınız yeri danışacak kimse var mı efendim? Dünyanın başka yerlerinde var mı efendim? Yok. Buyurun Osmanlı bundan 300 sene öncesinde dahi kütüphanelerinde böyle insanlar bulundurarak insanların kitaplardan okuduklarını daha rahat anlamalarını, çözmelerini sağlamış. Hani Osmanlı toplumu okuma yazma bilmiyordu? Olur mu efendim öyle şey? Onları siz aldırmayın. Bu kütüphane kubbeli bir ana mekan ve ondan da Cami-i Kebir'e doğru uzantısı olan diğer yan mekanları var. Kubbeli mekan, yani kitapların yine muhafaza edildiği yer. Bir de tonozlu bir bölüm var. O tonozlu bölümde de efendim yine kitapların muhafaza edildiği yerler var. Biraz tabii dar bir mekana sığdırılmış. Yani idareciler ne yapsınlar orada? İnsanın kitapları düzenlemesi, tertiplemesi falan zor bir şey. Bendenizin acizane tavsiyesi bunu yakın bir yerdeki bir medresede daha genişletmek suretiyle, belki bu kütüphane aynen muhafaza edilir ama içerisindeki insanların bu kitaplarla ilgilenebilmesi için bir kısım kitaplar yeni bir tarihi mekana aktarılsa bence iyi olur. Evet, Kayseri'deki birkaç medreseyi bendeniz çekimini yaptım. Oralar
kitap satış dükkanı olarak düzenlenmiş. Onlara hiçbir lafımız yok. Avgunlu Medresesi olsun, Sahabiye Medresesi olsun. Ama diğer başka müsait medreselerde böyle bir bu kütüphane, il halk kütüphanesinin bir yavrusunun da faaliyete geçmesinde bence acizane haddim değil fayda var. Şimdi burada Melik Gazi Hazretleri'nin türbesine ve medresesine geçeceğiz. Aynı bugünkü bölümümüzde. Onun ardından bir parça bahsedeceğim efendim. Ben Melik Gazi türbesine doğru gidiyorum. Efendim Melik Gazi Hazretleri'nin türbesinin önüne gelmiş bulunuyoruz. Türbesi biraz çukurda. İhtimal ki bu mekan bayağı bir dolmuş. Bu onu gösteriyor. Evet. Bu birçok yerde var. Efendim, şimdi bu türbenin hizmetinde bulunan, hizmetkarı olan bir yaşlı kardeşimiz var burada. Ondan bir şeyler soracağım. Efendim, o tabii çekim tekniğini bilmediği için arada sırada kendi bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ben sordukça söyleyecek, tembih ettik ama. Şimdi efendim, evvela sizi bir tanıyalım. İsminiz nedir? Mehmet Ünlü. Mehmet Ünlü ile görüşüyoruz. Bu türbenin türbedarı burada hizmet ediyor. Şimdi sen bu Melik Gazi Hazretleri ile ilgili, Mehmet Melik Gazi Hazretleri ile ilgili şöyle kısa bir bilgi verir misin? Bak seyircilerimiz senden dinlesinler. Ben her yerde anlatıyorum ama burada sana bu fırsatı verdik. Evet, kısaca bana anlat şimdi, evet. Bana anlat. Heh. Efendim biz işte Rabbim gönderdi, buraya geldik, teslim aldık, temizliğini yaptık. Sen Mehmet Melik Gazi'yi anlat. Kendi hayatını istemiyoruz. Evet. Mehmet Melik Gazi Hazretleri Malatya Zaferi yapıldığında Anadolu'da dağılmış bunlar. Kayseri'ye gelmiş. Burada cami kebir yaptırmış. Bu türbeyi öldükten sonra yapmışlar. Medresesi varmış. Kaybolmuş. Biz buna ölene kadar hizmet edeceğiz hocam. İnşallah. Maşallah Mehmet abi. Sana ben çok teşekkür ediyorum. Gerisini ben anlatayım müsaade edersen. Hayrına gidin. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Anladım. Tamam. Peki. Şimdi efendim. Mehmet Bey'in anlattığı çok güzel. Malazgirt'ten sonra gelmişler, buraları almışlar. Doğru. 1071'den sonra Türklerin Anadolu'ya doğru bir harekatı var. Çünkü Bizans artık bunu hak etmişti. Çünkü Ahlat bölgesinde yaşayan Türklere hayat hakkı vermiyorlardı. İkide bir kalelerini muhasara ediyorlar. Kaledeki insanları kılıçtan geçiriyorlardı. Sultan Alparslan buna rağmen Bizans'ın üzerine bir sefer tertip etmedi. Ne yaptı? Halep Suriye taraflarına gitti, Şam taraflarına gitti. Oralarda Fatımilerin bozuk itikatlarından dolayı oradaki inananlar büyük zararlar görüyorlardı. O fitneyi söndürmeye gitti. Duydu ki Bizans İmparatoru üstüne geliyor. Sivas'a kadar gelmiş, oradan da üstüne doğru geliyor. Şu Türklerin Anadolu'dan kökünü kurutayım diye geliyor. Kendi kökleri kurudu efendim. Şimdi yeşertmeye kalkıyorlar. Kuru kütük yeşerir mi efendim? Tabii yeşerdiği olmuştur da onlar yeşertemezler kuru kütüğü. Rabbim dilerse yeşertir. Efendim 1135'lerde bu cami-i kebiri yaptırmıştır. Çok büyük bir ihlasla yaptırmış ki cami-i kebir, diğer programlarımızda da bahsettim. Yapıldığı günden beri kapısı kilit tanımayan bir ibadethanedir. Ne mutlu. Bir, cami kapatılmıyor. İki, caminin kapatılmaması için değil tabii de ibadetini devamlı camilerde yapan Kayseri'de bir cami cemaati var, güzel cemaat var. Dolayısıyla istersen kapat. Gelirler avlusunda güvercinlerine karşı namaz kılarlar. Kapatamazlar. İşte hemen yanına bir medrese yaptırmış. Buradaki biraz önce bahsettiğimiz Raşit Efendi Kütüphanesi'nin yeri o zamanlar boştu. Buraya medrese yapılmış. Medreseler camilerin yanına yapılır. Bir de hamam yapılmış. Medrese maalesef şu anda yok. Ama Melik Gazi Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu yer medresenin arazisinin bir kısmı. Bu medrese de burada olsaydı, şu Raşit Efendi Kütüphanesi ile beraber o da kütüphaneye katılsaydı, Kayserili gençlerimize, araştırmacılarımıza güzel bir salon olmaz mıydı? Olurdu. Olamamış. İnşallah bundan sonrasında bu kütüphanenin yeri biraz daha rahatlatılır. Biz şimdi bir de sandukasının başına gidelim. Orada bir fatihalarımızı okuyalım. Siz seyircilerimiz de inşallah ekranlarınızın başından göndereceğiniz fatihalar inşallah Kayseri'ye kadar efendim hiç biletsiz biletsiz uçar gelir efendim. Geçelim oraya. Şu anda türbenin içerisine girdik. Tonozlu bir mekan. Belli ki bir medrese parçası burası. Bu ayakta kalabilmiş. Geri kalan yeri herhalde bir yerlere katıldı, gitti. Olsa iyi olurdu. Şimdi Melik Muhammed Gazi veya Mehmet Gazi Hazretleri'nin sandukası burası. Biz de ayak ucuna yakın bir yerde duruyoruz. Sizler rahat görebilin diye böyle yaptım.
Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Anadolu'da bir Türk nüfus oldu. Bu Türk nüfus çeşitli komutanların emrinde, Büyük Selçuklu Devleti değil, Malazgirt'i Büyük Selçuklu Devleti yaptı. Anadolu Selçuklu kurulmamış. Anadolu'da bunlar böyle bir obalar halinde veya işte bir gruplar halinde bulunmaya başladılar. Danişmentlilerin üçüncü hükümdarıdır. Danişmentlilerin ilk başkenti Tokat'ın Niksar ilçesidir. Ve orada da çok güzel camiler ve medreseler var. Gerçekten Tokat tarihi eser yönden gayet zengin olan ilçelerimizin önde gelenlerindendir. Kalesi dahi, tabii kalenin içerisi mahalleler olmuş, evler var falan filan ama kale duvarları falan şöyle bir ufak tefek bir tanzimle ortaya çıkarılsa Doğu'nun güzel kalelerinden birisini görmüş olacağız. İnşallah yaparlar da bize de çekmek nasip olur. Bir defa gittik, çekemedik, nasip olmadı. Geri döndük, geldik. Sebepleri ayrı. İşte burada 1135'te Cami-i Kebir'i yaptırıp medreseyi yaptırdıktan sonra tabii türbesinde yaptırmadı. Zaten burası medresenin yeridir. 1143'te rahmetli oldu. Daha sonra Selçuklu Devleti kurulunca Anadolu'daki bu parçalı görünümlü Türk gruplarını bir araya getirdi ve Anadolu Türk Devleti olarak Anadolu Selçuklu Devleti ortaya çıktı. 200 sene kadar ömrünü sürdürdü. Bilahare de Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla nöbetimi vukuatsız olarak devrediyorum diye Osmanlı'ya devretti. Tabii o yıkılış, o inkıraz dönemleri esnasındaki sıkıntılarda birçok kıymetli ilim adamı ve komutanlar, devlet adamları yani Osmanlı'ya gidip katıldılar. Hiçbir ayrılık gayrılık olmadı efendim. İşte Mehmet Melik Gazi bu zincirin önemli halkalarından birisidir. Kayseri'deki Türk ve İslam kültürünün yerleşmesinde kendini feda edercesine çalışan birisiydi efendim. Kendisine rahmetler diliyoruz. Kıymetli seyircilerim, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama Kayseri programlarımızı daha bitiremedik. Gönül ister ki Kayseri programını daha da uzatalım, bitirmeyelim. Çok yer var çünkü. İşte yetiştirebildiğimiz kadarıyla, mevsim müsait olduğu kadarıyla sizlere Kayseri'yi tanıtmaya çalışacağız. Hoşça kalın efendim.